Hikayemiz şu, biz buraya 2010'da geri dönüş kararı aldık Antakya'ya, Alanya'dan. Alanya benim için yalan ya olunca, bir takım özel sebeplerden dolayı onlara hiç girmeyeyim. Kendi kendime şöyle bir karar aldım. Serkan dedim, sen ölüm mü, dirin mi gelsin memleketinde toprağına? Diri olarak gelmeye karar verdim. Yani ben burada ölmeye karar verdim. O zamandan 2010, yani 13 sene olmuş. Ve Hatay turizmine olan inancımdan dolayı, kendim turizmci olduğum için Hatay'ın bir dünya turizm güneşi olarak doğacağına inancım öyle bir büyük ki hala o inancımı koruyorum. Şu anda bu vesileyle şer gözüküyor ama hayra çıkar inşallah. Ayette öyle söylüyor zaten, biliyorsunuz. Size hayır gözüken şey şer çıkabilir, şer gözüken de hayır. Dolayısıyla biz bunun bir hayra dönüşeceğini umuyoruz. Çünkü dünya şu anda gündemine düştük. Ben niye ayaktayım? Askerimize, polisimize, işçimize, gönüllümüze, kendimize, mahallemize destek için buradayım. Üçüncü gün geldik. Milli bayramla da açtığımız büyük bayrağımızı çektiniz zaten. Astık. Buradayız dedik. Bu ezan susmayacak. Bu bayrak dinmeyecek. Bu vatan elden gitmeyecek. Atatürk'ün zamanında söylediği benim şahsi meselemdir. 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz. Dediği gibi bir farklı versiyonunda biz buradayız. Esnaf gelsin. Çünkü esnaf gelirse bu hayat devam eder. Bir de İslam dinimizde, yani inançlı olan için, yani bir toplumda yas zaten 3 gündür. Sonrası isyana giriyor. Şu anda yas etme hakkı kimin? Üzülme hakkı kimin? Enkazdan hala cesedini alamayan benim hemşerimin o hakkıdır yani. Ona da saygı duyuyorum. Ama velakin normal bir insan cesedini, mezarını rahmetli gömdükten sonra 3 gün daha üzülme hakkına sahiptir. Sonrasında hayat devam, çünkü bir sürü yetim var, öksüz var, garip var, fakir var, fukara var, gariban var. Yani şimdi ağlayarak bunlara yardım edemezsin. Ayaklanalım dedik. Rızık da Allah'tan dedik. Hakikaten de şu enkazda bile gelip iş yapıyoruz yani. Buradaki esnaf kardeşim, bak beni tanıyorsunuz hepiniz. Yan komşun Yasemin abla, en başta sen gel. Senin poğaçalarını, oruklarını, gözlemlerini özledik. Sen bir gel, bu Hatay sofrası kuracağız. İki, eczane komşularım, gelin artık. Milletin artık yani bir yere kadar bedava ilaç dağıtacak Veteriner Birliği. Sonra eczaneye ilaç ihtiyaç duyacak. İlerideki dönercim Little Johns, gel kardeşim, dönerini özledik. Bir nevi de Pamuk ciğer, ciğerini özledik, gel. Şimdi sorabilirsin dostum. Bir nevi de yani buraya açmanızın sebebi Hataylıların Hatay'ı terk Kesinlikle. etmemesi. Bu doğru Nasıl soru. dersiniz öyle? Yani bu, yani biz terk edecek bir şey yok kardeşim. Bak ben gurbetçiyim. Yıllarca gurbette yaşadım. Gurbet zor. Tanırsın. Onun için gel bu memlekete, çadırda yaşa ama memleketini terk etme diyorum yani. Net. Mesaj bu.